Çok önemli bir günü geride bırakıyoruz. Hem sahada hem masada çok sıcak gelişmeler yaşandı, yaşanmaya devam ediyor. Kıymetli konuklarımla birlikte haftaya birlikte noktayı koyacağız. Emekli Hava Pilot Kor General Doktor Erdoğan Karakuş bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun. Sağ olun. Yayınımıza katıldığınız için Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi, uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor Enis Tulça. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sahada yaşananlar kadar belki de bugün için masada konuşulanlar çok önemliydi. Hizbullah lideri Nasrallah'ın açıklaması, Blinken'ın bölge ziyareti ve mesajları, bunları değerlendireceğiz. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Emekli Kurmay Albay Doktor Cüneyt Küsmez bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Ve gazeteci yazar Ceyhun Bozkurt da bizlerle birlikte, süper haber yazarı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugünü birlikte değerlendireceğiz ama müsaadenizle bir kez daha sıcak noktaya gidelim. Çünkü günü tamamlarken gün boyu yaşanan gelişmelerin çok benzerlerini yaşadığımızı söyleyebiliriz. Emine Kavasoğlu haber nöbetini tutmayı sürdürüyor. Bir kez daha kolaylıklar dilerim. Yoğun bir bombardıman var Emine. Neler aktaracaksın? Sözü vakit geçirmeyeyim. Bir kez daha sana bırakayım. Haktan Uysal, son bir saattir evet yoğun bir bombardıman vardı ama özellikle son 4-5 dakikadır hava saldırıları yoğunlaşmış durumda. Özellikle Beyt Lahya ve Beyt Hanun'un kuzeyine çok yoğun bir hava saldırısı var. Hatta şöyle söyleyebilirim, belki de şu ana kadar görmediğimiz kadar büyük patlamalar yaşanıyor. An itibariyle bölgede zaman zaman flare'lar atılıyor, aydınlatma fişekleri atılıyor. Kısa süre önce yeniden güneye doğru da ardı ardına aydınlatma fişekleri ve flare'lar atıldı. Şimdi şunu biliyoruz, Beyt Hanun bölgesindeki direnişi hala aşabilmiş değil İsrail ordusu. Zaman zaman o noktada çok şiddetli çatışmalar yaşanıyor ki sadece bombardıman değil, yine ağır makinalı silahlarla yakın çatışma sesleri de bizim bulunduğumuz noktaya kadar geliyor. Biz yaklaşık 1-1,5 kilometre uzaklıktayız. Zaman zaman da misillemeler gerçekleşiyor ki o misillemelerden bir tanesi kısa süre önce yine bizim de olduğumuz noktaya doğru gerçekleşti. Ama tabii ki şunu söyleyelim, bu noktaya yaşanan Kastamtugayları tarafından yapılan misillemelerin bu noktaya ulaşması bir sivil katliamına neden olmuyor. Çünkü burası tamamen sivillerden arındırılmış bir bölge Siderot. Savaşın daha ilk günlerinde bir hükümet kararıyla burası boşaltılmış bir durumda. Evet, zaman zaman Kastamtugaylarının misillemesi gerçekleşiyor ama bulunduğumuz noktanın her bir yeri askeri bir alan. Obüs birlikleri burada, topçu birlikleri burada, yine çok sayıda zırhlı araç, tanklar, pek çok İsrail ordusuna ait pek çok araç bu bölgede. Dolayısıyla Kastamtugayları bu noktayı da zaman zaman hedef alıyorlar. Bakın şu an her ne kadar simsiyah görünse de orası, yaklaşık 3-4 dakika önce çok şiddetli ardı ardına Beyt Lahya tarafına doğru hava bombardımanları gerçekleşti. Sadece o noktada değil tabii ki, güneye doğru da az önce belirttiğim gibi o saldırılar gerçekleşiyor ama bugünün en sıcak gelişmesi hiç şüphesiz Şifa Hastanesi'ne düzenlenen saldırıydı ki savaşın ilk gününden bu yana Şifa Hastanesi'nin boşaltılmasını istiyor İsrail ordusu. Gerekçesine altında Hamas'a ait bir karargah olduğu. Bu belgelerle de çürütüldü. Dünya Sağlık Örgütü de bu açıklamaları yaptı. Hastanenin boşaltılmasının mümkün olmadığı söylendi. Çarşamba günü itibariyle Refah sınır kapısı üzerinden geçişler başladı biliyorsunuz. İlk etapta 500 yabancı pasaportlu, sonra 596 yabancı pasaportlu ki halen devam ediyor. Onların arasında da 40 ambulansta 80 yaralının çıkarılacağı söylenmişti. İşte onlar çıktı, çıkarıldılar. Güneydeki yaralılardı. Bu kez Kuzey Gazze'deki yaralılar için bir hareketlilik başladı. Saati belirliydi, ambulansların bilgisi verildi. Yerel saatte 16'yı gösterdiğinde saatler ambulansların çıkışı gerçekleşecekti. İşte tam o dakikalarda Şifa Hastanesi'nin çevresi ardı ardına vurulmaya devam etti. Şifa Hastanesi'nin boşaltılması mümkün değil. Şifa Hastanesi'nin sadece çevresi de bulunmadı. Ambulansların bulunduğu konvoya yönelik bir saldırı gerçekleşti. An itibariyle Şifa Hastanesi'nin müdürünün yapmış olduğu açıklamaya göre en az 13 kişi hayatını kaybetti. En az diyoruz çünkü bakın Gazze simsiyah an itibariyle. Kimin enkaz altında kaldığını bilmek, kimin yaralı olduğunu bilmek mümkün değil. Ya da kaç kişinin hayatını kaybettiğini bilmek mümkün değil ama en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz. 69 da yaralı var. İşte tam o ambulansların çıkış sırasında gerçekleşti bu. Sadece
Şifa Hastanesi mi? Hayır değil. Yine Endonezya Hastanesi de hedef alındı ki Endonezya Hastanesi zaten geçtiğimiz akşam tamamen elektriği kesildiği için acil servisinin kapatıldığını duyurmuştuk. Keza yine Şifa Hastanesi de iki binası var. Ana binanın acil servisinin tamamen durdurulduğunu, bütün hasta işlemlerinin durdurulduğunu, yakıtı kalmadığı için açıklamıştı. Ama daha da önemlisi, o hastanede sadece yaralılar yok. Yaklaşık 45 bin kişinin hastaneye sığındığını biliyoruz ve bu bilinmesine rağmen, koordinatları bilinmesine rağmen, hastaların çıkış saati bilinmesine rağmen hastane hedef alındı ve dediğimiz gibi çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Şimdi şunu da söyleyelim, Şifa Hastanesi'nin boşaltılmasının mümkün olmadığını zaten Dünya Sağlık Örgütü'de, Birleşmiş Milletler'de açıklamışlardı ve ne demişlerdi? Bu bir idam cezasıdır, bu bir savaş suçudur, hastanenin boşaltılması mümkün değil. Hastanenin boşaltılması zaten mümkün değil. Kudüs Hastanesi için de aynı şey geçerli. Çevresi vurulduğu için hiçbir şekilde o hastaneye ulaşılan yollardan mesafe kat etmek mümkün değil. Hastaneden çıkışlar artık şu an itibariyle Kudüs Hastanesi için çevresinin bütün her bir noktası vurulmuştu. Bugün itibariyle Şifa Hastanesi'nin de vurulduğunu biliyoruz. Bölgenin en büyük hastanesi. Çok sayıda kişi zaten makineye bağlı hayatını sürdürmeye çalışıyordu. Ancak elektrik olmaması sebebiyle onlar da zaten çoğunun fişleri çekildi. Ama işte o bombardıman hala yoğun bir şekilde devam ediyor. Bakın şu anda kısa bir ara verildi ama zaman zaman yine top atışlarının devam ettiğini söylerken yine bir top atışı daha gerçekleşti. Bakın görüyorsunuz, yeniden flare atışları başladı o bölgeye doğru. Ya da belki de bir roket saldırısıydı. Göremiyorum da, bir anda kayboldu. Çünkü büyük ihtimalle yeniden bir roket saldırısı gerçekleşti. Özellikle Beit Lahya'nın o noktası şu an itibariyle ardı ardına vurulmaya devam ediyor. Bakın yeniden flare atışları başladı. O noktaya çok yoğunlaşmış durumda. Şu dakika itibariyle saldırılar Beit Lahya bölgesi orası. Ki direnişin, Beit Hanım ve Beit Lahya'da direnişin ne kadar yoğun olduğunu söylüyoruz günlerdir. Yine bir patlama sesi daha bizim bulunduğumuz noktaya kadar ulaştı. Bakın, bu kez çok daha şiddetli bir patlama sesi hemen bulunduğumuz noktaya kadar geldi. An itibariyle 9227 kişi hayatını kaybetti ki bunların 3826'sının ne yazık ki çocuklardan oluşuyor. Daha da önemlisi, 3826 diyoruz hayatını kaybeden çocukların sayısını, ama 1200'den fazla çocuğun kayıp olduğu bilgisi var. Yine 2405 kadın hayatını kaybetmiş durumda. Bugün özellikle Tel El Hava bölgesi sabah saatlerine kadar yoğun bombardıman altındaydı ki neredeyse 24 saattir sürüyor o bombardıman Tel El Hava bölgesine doğru. İşte Kudüs Hastanesi'nin de bulunduğu nokta orası ki dün o hastaneye düzenlenen saldırılarda da çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Şimdi İsrail kuzey ve güneyden kuşatmayı tamamlamış durumda. Batıdan ilerlemeye çalışıyor bir yandan. Gazze'nin kuzey batısı ve güneydoğusunda yoğunlaşan o bombardıman da pek çok nokta hedefte. Bunu biliyoruz. Zaman zaman görüntüler de yansıyor. Ne yazık ki o vahşetin görüntüleri yansıyor. 20 binden fazla askerden oluşan iki zırhlı ve piyade tümeninin Gazze'de olduğu bilgisi var. Yine onun yanı sıra Amerika'nın özel kuvvetleri bölgede bir rehine operasyonu gerçekleştiriliyor. Dün çok sayıda keşif uçağı üzerimizdeydi ki o keşif uçaklarının da Amerika Birleşik Devletleri'nin keşif uçakları olduğu bilgisine sahip olduk bugün. Yani Amerika bu artık birkaç gündür, son birkaç günden bu yana tüm varlığıyla bölgede desek herhalde yanılmış olmayız. Zira bugün Nasrallah da tam bu noktaya değindi. Amerika yönettiği bu operasyona, bu savaşa bir an önce son versin dendi. Şimdi sahile paralel El Reşit Caddesi'nden bahsediyoruz. İlerleyiş devam ediyor o noktada İsrail ordusunun. El Halidi Camisi'ne ulaşmış durumdalar. Kentin kuzeyinde Nas Caddesi yakınlarında yine kulelere doğru bir ilerleyiş devam ediyor. Kuzeybatıda yoğun hava saldırıları devam ederken Beit Hanun'da sıcak temas çatışmalar var. Çünkü oradaki direniş hala kırılabilmiş değil. Güney eksenine baktığımızdaysa Zaytun ve Tel El Hava'da yoğun bombardıman var. Karadan sınırlı ilerleyiş devam ediyor. Zira Hamas'a bağlı Kureyş askeri noktası o bölgede ve o bölgeyi yıkmaya çalışıyor, o hattı kırmaya çalışıyor İsrail ordusu. İşte o sebeple de kıramadığı takdirde de yoğun bombardımanla oradaki direnci çökertmeye çalışıyor. Kureyş noktası Zeytun Mahallesi'nde, tekrar altını çizelim. Şeridin güneyinden kuzeyine uzanan Selahattin Caddesi paralelinde Raşit Caddesi'ne üzerindeki 10. Cadde üzerinde ilerleyiş an itibariyle güney ekseninde de devam ediyor.
Henüz bir meskun mahal çatışması başlamadı. Evet, ciddi anlamda, ama zaman zaman Gazze'nin çeşitli bölgelerinde de meskun mahal çatışmaları devam ediyor. Yoğunluk kuzeyde ama artık bunu biliyoruz. 5 farklı noktada ardı ardına saldırılar devam ediyor. Hava saldırıları 14 bin kişinin yaşadığı Kudüs Hastanesi'ndeydi dün. Bugün işte Şifa Hastanesi'ne çevrildi. Bakın, yeniden flare atışları gerçekleşiyor. Tam da o noktada yoğun bir hareketlilik olduğunu söyleyelim. Kısa süre önce yeniden orada beyaz ışıklarla, beyaz ışıklar saçarak bir araç hareketliliği diye düşündük. Ama şunun da altını çizelim. Bakın, yeniden o beyaz ışıklar belirdi. Araç hareketliliği diye düşünüyoruz. Çünkü bir araç gibi hareket ediyor oradaki. Ama tabii ki böyle bir karanlıkta İsrail ordusu araç ışıklarıyla ilerlemesi de mümkün değil. Orada belki bir aydınlatmayla meskun mahal çatışması yaşanıyor. Bilemiyoruz ne olduğuna dair. Çünkü tamamen karanlığa büründüğü için ve Gazze'den herhangi bir haber almak mümkün olmadığı için biz de tahminlerle ilerlemeye çalışıyoruz. Ama ardı ardına flare atışları bölgeye halen devam ediyor. Bugün Anthony Blinken buradaydı. Bir insani ara verilecek mi? Bir insani mola verilecek mi? Herkes dikkatini artık buna çevirdi. Çünkü Gazze'de halen yaklaşık 400 bin kişi yaşıyor. Birleşmiş Milletler'in açıklamasına göre, ki İsrail'in açıklamasına göre 700 bin olduğu da iddiaları var. Ama ona rağmen o bombardıman devam ediyor. Bir yandan deniyor ki güneye gidin, güneye ayrılın. Güneye ayrılmayan Gazze'lileri terör unsuru sayacağız iddiaları, açıklamaları yapılıyor. Savaşın ilk günlerinden bu yana broşürler dağıtılıyor, biliyorsunuz. Ama işte güneyden, kuzeyden güneye gitmek de mümkün değil. Zira bugün El-Reşit Caddesi üzerinde kuzeyden güneye gitmeye çalışan sivillere yönelik bir saldırı gerçekleşti ve 14 kişi hayatını kaybetti. Yine Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden çıkıp Refah sınır kapısına gidip tedavi olmak isteyen ambulansların bulunduğu konvoy hedef alındı. Dolayısıyla ne kuzey ne güney artık herhangi bir noktaya gitmek mümkün değil. Bakın, şimdi o ışık daha da aydınlanmış durumda. Ama ne olduğunu ne yazık ki bilemiyoruz. Ama yoğun bombardıman halen devam ediyor. 28. gündeyiz. Devam edecek gibi de görünüyor. Çünkü Anthony Blinken'ın yaptığı açıklama bir insani molanın kısa sürede gerçekleşmeyeceği yönündeydi. Yani Gazze'ye ölüm yağmaya devam ediyor. Edecek gibi de görünüyor ne yazık ki. Emine Kavasoğlu'na teşekkür ediyoruz. Bölgedeki son gelişmeleri paylaştı. Yeni bilgiler geldikçe yayınımızda olacak. Bölgeden aktarmayı sürdürecek Emine de.